Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu örneğin yapımını paylaşacağım. Oldukça kolay bir sıralı örnek. Yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim bir örnek. Bunu oradan yazma kenarından çok mutfak havlusunun kenarında daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim size. Hem çok güzel hem de böyle kırışmayan, çok rahat kullanılan bir örnek. Hemen başlamak istiyorum. Tığbatlı'da ikişer zincir çekerek yapıyorum tığbatlıyı. Tığbatlı ile ilgili sorusu olan arkadaşlarım lütfen tığbatlı ile ilgili bir videom var, oradan yararlansınlar. Her oya anlatımında altının tığbatlısını yaparsak arkadaşlar videolar çok uzun sürüyor orayı da anlatırsa. Hemen üst kısmından başlamak istiyorum. Bu oya 3 sıra. Alt kısmı, sonra şuradaki sarı kısmı ve en son üstünün tekrar pembe kirpikleri yapılıyor. Hemen başlamak istiyorum. Alt kısmının yapımı son derece kolay. Daha önceden de bazı oyalarda anlatmıştım. Eğer tüm videolarımı takip ettiyseniz bunu hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Tığbatıda bir tane boş bırakıyorum. İkincinin altından giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Bu sefer aynı tığbatıya. Şu zikzak görüntüyü oluşturuyorum yani arkadaşlar. Tekrar biraz netleştirelim. Tekrar arkadaşlar burada hiç zincir falan çekmiyorum. Bir defa doluyorum. Bir tane tığbatta boş bırakıyorum. İkinciye geliyorum. Çift kat, çift kat. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Şu şekilde tığbatının altından giriyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Bir tane atlatıyorum. Şu zikzak görüntüyü oluşturarak gidiyorum arkadaşlar yani. 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buradan arkadaşlar aynı yere. Tekrar bir defa doluyorum. Bir tane tığbatta boş bırakıyorum. İkinciye. Alt kısmı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. 2, 3, 4. Bir tane daha yapalım. Bırakacağım. Dediğim gibi daha önceden benim videolarımı gördüyseniz şu şekilde kapatmak istiyorum. Orada rastlamışsınızdır. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. İplerim birbirine çok karışıyor yoksa. Hemen alt sırada ne yaptık bir bakalım. Alt sıramın görüntüsü şu şekilde. İkinci sıram çok kolay. Sadece trabzan yaparak ilerliyoruz ikinci sırada. Ben sarı düşündüm. Pembenin içinde iyi görüneceğini düşündüm arkadaşlar. Hemen yapalım. Bir defa doluyorum. 5 tane trabzan var burada. Bir defa doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Çift kat çekmek iki kat ipi almak demek. Yani şimdi şu an iki kat ip var. Tekrar çift kat aldım. Bir daha çift kat aldım. Tek kaldı. Bunu da soran bir arkadaşım olmuştu çünkü. 3, 4. Burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen dolayıp yandakinden 5 trabzan yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Dediğim gibi mutfak havlusunda çok güzel görünen bir örnek. Denemenizi tavsiye ederim. 1, 2, 3, 4, 5. Özellikle çeyizlik havlularda çok, mutfak havlularında çok güzel olacaktır. 1, bunu da yapalım. Üst kısmı göstereceğim arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. İkinci kısım bittiğinde şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Hemen son kısmı göstermek istiyorum. İlmeğime gireceğim. Pembe renkli. Şimdi arkadaşlar bu arada zincir çekmem gerekiyor. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu arada bir zincir çektiğim yerin altından giriyorum. Sık iğne ile. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Gene aynı yere. Böylece şu aradaki kulakçık oluşmuş oluyor. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Gene aynı yere. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve sıradaki
aynı yere kulağını yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an benim elimden çıktı ve hiç ben bunu ütülemedim. Buna rağmen çok güzel görünen bir örnek. Şöyle yapalım. Kirpikleri daha da belli olsun. Şöyle. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum açıkçası. Özellikle benim tavsiyem yazma kenarına da yapılabilir tabii ki ama mutfak havlusunun kenarında çok muntazam durduğu. Ayrıca güzelce ütülediğinizde havlunuzu kaç derecede yıkarsanız yıkayın. Kesinlikle kırışma yapmıyor. Denemek isteyen tüm arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da da yakın plan fotoğraflar olacak. Instagram'da da sayfam Oya Hanım. Beni oradan takip ederek de tüm örneklerimin yakın plan fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler hepinize.